Hasan Kalyoncu Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Yardımcı Doçent Doktor Ahmet Keser, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin'e yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatının birçok yönden ilkleri taşıdığını söyledi. Planlama aşamasından itibaren başlayacak olursak, e, harekatın planlama aşamasından itibaren e, bütün milli güç unsurlarının e, bu olay için e, oldukça iyi bir planlamadan geçirildiğini görüyoruz. E, yani hem e, siyasi güç hem ekonomik güç hem askeri güç hem diplomatik güç anlamında iyi planlama yapıldığını, harekat öncesinde e, gerek liderler düzeyinde gerek askeri liderler düzeyinde bütün görüşmelerle beraber, öncelikle dış kamuoyunun e, ve diğer ülkelerin yöneticilerinin e, buradaki harekata hazırlandığı en azından e, karşı çıkmamaları yönünde, ee, diplomatik anlamda altyapının hazırlandığını görüyoruz. Askeri anlamda ise e, iyi bir hazırlık, iyi bir e, stratejik yığınaklanma e, sonrası e, harekatın başlatıldığını görüyoruz. E, burada e, önemli olan e, harp tarihi açısından belki e, ileride e, yerini alacak aslında yeni tip bir harp şekli var. Postmodern dönemin en önemli özelliklerinden bir tanesi malum. Her şeyin belirliliklerini kaybettiği, siyah ve beyazın kaybolup gri haline geldiği bir dönemi yaşıyoruz. Bu harbin de karakterini doğal olarak değiştirmiştir. Eskinin sadece konvansiyonel olan harpleri zamanla asimetrik harbe dönüşmüş ve gücüyle mütenasip olmayan e, küçük terör örgütü gibi unsurların e, büyük güçler üzerinde e, etkili olmaya çalıştığı bir mücadele şeklini doğurmuştur. Ancak Suriye'den itibaren e, harbin şeklinin asimetrik harbinde ötesine geçerek e, supra asimetrik veya asimetrik ötesi asimetris harp dediğimiz yeni bir e, şekle evrildiğini görüyoruz. Bu noktada e, konvansiyonel harp, asimetrik harp yani gayri nizami harple aynı zamanda konvansiyonel harbin unsuru olan zırhlı birlikler, ağır hava unsurları, işte jetler vesaire gibi unsurların beraber kullanıldığını görüyoruz. örneğin harekatın daha ilk gününde 72 uçakla aynı anda küçük bir bölgede taarruz edilebildiğini hedeflere görüyoruz. bugün dünyada 72 uçakla aynı anda tören geçişi bile yapabilecek ülke sayısı sınırlıdır. Dolayısıyla 72 savaş uçağıyla beraber aynı anda harekat icra etmek ve bunlar harekatı devam ettirirken yer unsurlarıyla birlikte de bunu koordineli bir şekilde yürütebilmek iyi bir planlama gerektirmektedir her şeyden önce.